Musikası. O'sha masalani ana shunaqangi tomoni bor. Ya'ni imomlardan shikoyat qilishlikka albatta xalq haqqi bor. İmom xalqqa saviyasi yetarli narsani berish kerak. Dolzarb masalalarni ochib berish kerak. Xalqni diniy mushkulotlariga yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak. İmomning vazifasi, imom madrasada o'qiydi 4 yil. Keyin oliy mahatta o'qisa yana 4 yil. 10 yil atrofida 8-10 yil, 20 yil atrofida ilm fan rivojlanadi. Ya'ni o'zini rivojlantiradi. Lekin O'zbekistonda kadr masalasida imomlarni hozir 100% sifatga javob beradimi desa, kimda kim ha sifatga javob beradi 100% desa, u yolg'on gapiryapti. Hech bitta sohada 100% sifatga javob beradigan kadr bilan ta'minlanganimiz yo'q. O'zbekiston siyosatini eng katta tashvishlardan biri kadr masalasi. Hamma sohada. Iqtisodni qarang, tibbiyotni qarang, siyosatni qarang, urug'chilik, dehqonchilik, hamma soha kadrga muhtoj. Hatto futbol sohasini qarang. Kadrga muhtoj. Zo'r kadrlar bor, korrupsiya bor, o'rtasi nima bo'ladi? Kimdir zo'r mutaxassis chiqa olmaydi. IT sohasi. Mutaxassislar bor chiqa olmaydi. Korrupsiya aralashgan. Biz korrupsiyani yo'qotishimiz kerak, kadrlarni har bitta sohada rivojlantirishimiz kerak. Ha, siz imomlar haqida menga savol beryapsiz. Imomlar boshqa sohalarga solishtirganingizda saviyasi boshqa sohalarni o'z sohasidagi sifatidan imomlarning sifati baland. Ko'ryapman, ha? Doim dastroni ustida. Aniq mavzu yo'q. Ko'p domlar. Hali ham shunday. Aniq mavzu yo'q. Misol uchun nega odamlar boshqa tomonda ishlaydi, savod o'qiladi, tashlaydi. Kompleksni mavzu bo'lmaganidan keyin aqish topdi. Bundoq qarang. Yo'q, mana shunaqa umumiy gaplardan qochish kerak. Umumiy gaplar borku, doim odamni chalg'itadi. Misol keltiraman sizga. Umumiy gap, umumiy gap. Odamning ongida to'g'ri savolga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida tagini surishtirsangiz noto'g'ri bo'lib chiqadi. Konkret bo'lish kerak, konkret. Masalan, bittasi menga aytayapti, nimaga siz deyapti, siz haq ahliga qarshi chiqaverasiz deyapti menga. Umumiy gap, haq ahli kim? Qaysi haq ahlining qaysi haq gapiga qarshi chiqdim? Ikkinchi savol. Konkret menga, konkret gapirish kerak-da. Masalan, shunaqa desa menga aytayaptiki, mana Sodiq Samarqandiga qarshi chiqyapsiz-ku deyapti. Men Sodiq Samarqandiga qarshi chiqmayapman. U ham la ilaha illalloh deydi-ku deyapti. Men uni la ilaha illalloh degan gapiga qarshi chiqmayapman. Bu umumiy gap. Savol odamlarni nazdida umumiylashtirib beriladi. Bu makr bu. Buni taktikalar bor. Buni psixologlar ishlab chiqqan bu makr. Menga hozir bittasi yozyapti. Nimaga siz duch kelgan odamni haqorat qilaverasiz deyapti. Sizni haqorat qildimmi hozir? Sizni haqorat qildimmi? Mana duch kelgan odamlarim. Men haqorat qilmayman hech qachon. Haqorat duch kelgan odamni haqorat qilaverasiz. Mana shuni urg'u berishyapti. Shuni tegirmon toshini tagida aylantirishyapti. Nima? Abror Muxtor Oliy duch kelgan odamni haqorat qilaveradi. Nima deb tushunib qolingan odamlar? Imom go'yo nima desa xop deb turaveradigan odam bo'lish kerak. Odob axloq faqat imom amal qilish kerak. Boshqa odam odob axloqqa amal qilmasa bo'laveradi. Bizni haqorat qilsa bo'laverar ekan. Maturidiyni haqorat qilsa bo'laverar ekan. Bizni eshak desa bo'laverar ekan. Bizga tuhmat uyushtursa bo'laverar ekan-da, baqani ham bossangiz vaqt desa, nimaga vaqt deyapsan deyapti. Sen odob bilan turishing kerak deyapti. Ya? Umumiylikdan qochish kerak, umumiylikdan. Men yuqorida aytayapman. Imomlarda kadr masalasi 100% sifatga ega emas.
Lekin boshqa sohalarga solishtirsangizda imomlarni qilayotgan ishi zamonamiz qahramonlarini qilayotgan ishi. Siz ro'para kelayotgan joydagi muammoni yechimini ustida ishlanyapti. Misol uchun bir imom o'zini ustida ishlamayaptimi? Uni almashtiriladi. Gapingiz bo'ldi ustoz. Siz gapirsangiz, yosh bor. Sizdan oldin ustozlaring kim bo'lganligi haqida bizda ma'lumot bor. Endi bitta ta'rifni ham ishonchli olib olish kerak-ku. Kechira ketib qoldim, shunda dalil olib bermaysizmi? Hozir yosh imomlar chiqibdi, Samarqand, Urfa, o'sha Mohakazo, hammasi sami, arab bor, alham ismi degan sanaydi, gapiradi. Bu o'zi asli maktab quruvchiga maktab qiladi. Buni davlat tanitadi, xolos, boshqa bo'lmaydi. Endi o'sha odam, o'sha imom, mundaqa turibdi. Rasululloh vorisi, o'zi nazarda. Shunda profilga kirsangiz, na tahoratdan dars bor, na usuldan dars bor. Endi men aytganda, misol uchun mana siz gapirdingiz, kirsa mana aytyapsa, darsim bor. Misol. Nedir olamam da ki, o kişiye kirsem TikTok'ta, o seçimde değildi. Şimdi bu din halamızla bana geldi. Yok, şimdi bu ne? O şey muamma var. Yok, o, ben şu düşünceyizden biraz ıslah kılış gereği. Mesela, ben bir tane sparsmenini koruyayım ben de, bu hemen arsını koldan kele de böyle yapın. Ne doğru da, hali ki kızık gel var. Ben ta uzun aklım kuşum bir yetkinliğe kadar, kereyizlerin, Xitoylarning hammasini karatsiz deb o'ylardim deydi. Chunki faqat ularni karatsiz deb o'ylaganda, har bir soqollini terrorist deb o'ylayapti odamlar hozir. Yo'q. Soqollini hammasi terrorist emas. Ko'zi sal qisiroq bo'lsa hammasi karatsiz emas ularni. Bu siz o'ylayotgan fikr, siz o'ylayotgan fikr u. Jamiyatga solishtirib ko'rsangiz, uni boshqa jihatlari bor. Men bir odamga borib gapirsam, misol uchun, sizni tasavvuringizcha u meni gapimni oladi. Aslini olsangiz, u meni gapimni olmaydi. Bir tiyinga olmaydi. Bir tiyinga. Misol uchun da men misol tariqasida aytayapman. Ha, hurmat qiladi boshqa odamlar, o'ziga yarasha gapimizni eshitadi. Gapimizni eshitishini sababini xolis har qanaqa odamdan surishtiring, gapimiz to'g'ri chiqyotgani uchun eshitayapti. Gapimiz noto'g'ri chiqib, gapimizni orqasida bir lash chiqib qolganda edi, bular allaqachon o'sha narsani qo'yib aytishardi. Mana buni yolg'onchiligi derdi. Nima qilishyapti? Montaj qilishyapti. Nima qilishyapti? Yo'q narsani bitta joydan kesib, ikkinchisidan qo'yishyapti. Yaqin bitta gap qo'yishdi mana hozir. Mana Agnishka degan Zafar Salon jonibni tutingan onasi bor edi. O'zbekiston uni haydadi. Akkreditatsiya bergani yo'q. Zafar Salon joni buni azasida, alamida hozir menga tashayapti. To'xtamasdan montajlarni tashayapti. Montajlardan bittasi nima? Telegram yulduzlariga intervyu berdim. O'shanda aytdimki, kekkayganga kekkayish kerak. Al kibru li ahli al kibri sadaqatun. Takabburga takabburlik qilish sadaqa u. Lekin tavozi hisoblanmaydi katta ketgan odamga. Deb o'sha gapni davomida nima dedim? Kibrni ta'rifi bor. Kibr nima? Kibr haqni tan olmaslik va odamlarni sifatidan kulish. Üstüden külüş. Mesela bir odanı pakene deseyiz, ne mi buladı? Şu kibir buladı. Tosattan geldiğinizde pakene desem, kibir buladı. Şimdi bir joyda, bir joyda. Bir adam menge cüde ağır geplarını kıyken, katta ketken, cüdeyen. O bir rahmet degen adam Amerika'da. Osmanlı, bir dinge olmasından beni ayağı astı kılıp, hatta valeti zina olanı dipte çeken. Ağızgı kıyken geplini geperken. Men degan ko'rishib qolsam degan yakka-yakka tashashaman degan. Men aytganman, men bir musulmonmanda, lekin tashashadigan bo'lsam, bunga kuchim yetadi. Chunki bo'yi past, takanani bir meni kutib o'shagan odam bu. Uralayman men. Aras urishadigan bo'lsa. Yuqorida aytganimdek, menga kibr qilayotgan odamga balantdan kelyapman. To'g'rimi? Asarga ko'ra gapiryapman. Endi nima deyshyapti? Kibr haqidagi ta'rifni kesib olishi. Ahli kibirge aytgan gapimni kesib olishib, yonma-yon qilib, mana yolg'on gapiryapti deyshi. Meni o'zimdan so'rasa, masalan, ro'baroyingizga kelsa, to'g'ri suhbatni, to'g'ri savolini bersa, savol beryapsiz, madaniyatdan chetga chiqmasdan javob olyapsiz. Qabul qilsangiz, qabul qilganingiz, qabul qilmasangiz majburlayotgani yo'q hech kim. To'g'rimi? To'g'ri. Va shunaqa ekanmi? Imomlar ichida muammolarimiz bor. Biz menda statistika men doim statistika bilan ish qilaman. Taxminan
5000'dan aşık imamların içi de 600 etrafındaki imamın tecvidi de muamma var. Hazır. Adı tecvid ne diyeyim ben? Arkasında namaz okum, adamlar şikayet kılı yaptı bizi. Ben bari işten atışamayayım ben. İşten alış koyuş dini idarenin işi. Müftiyatın işi. Halk uşanı talep kılı yaptı. Ve muamma kip çıkı yaptı. Ben de yaptı Kur'an. Kur'an'ımı doğru kılışım kere. Ben şimdi arkasından halge etken yapları iskip çıkı yaptı. Bunu kurup durup biz. Bana mesela. İmkaniyetim tuğulgen zahatı bu meselelerde ben teklif kritik yaptım. Hazır. İmamlarını yakındık orasız. Atistatçası başladılar. İmamlarının tecvidi, kıraatı, başka narsalar. Doğrusu. Yeni bitti yani bir de muamma var. Ben sizce meselelerin kengirak karış kereyliğini çüntür için hediye yaptım. Bir kışlağında imam var. İmamın abrosu cüde yakışık. Halk onge iş anadı. Yol harak, yol kuruluş bulsun, arık tozalaş bulsun, kabristan abad kılış, masjid abad kılış, yetimlerin halinden haber alış. Hemmesinin halki imam ya bir pulunu beredi, iş anadı o iş anışlı. Bu cihattan gap buluşu mümkün. Lekin becerden tecviti yok. Biz hazır, bir adam menge çıksın, siz kıyan şikayeti başkaçası. Kelim menge ayeti yaptı, sizde gap yüz otadı. Tecviti yakışmaz, apta şaşkada işten diye. Farazan, benim kolumda bu seyemdi, benim kolumda mez. Farazan, o adamın tecrübetini yamandı, işten aptaştırdım, ötte başka adam imamlık kılalmaydı. Başka yol kılış gerek. Neme kılış gerek? Onun yanına ötte başka naib imam koyuş gerek. Şunu işgit yaptı, şunu. Lekin kadir meselesi yana kayıtıp etmem, muamma. Başka muammalar kebe. Lekin, çalıştırsayız imamlarını kılıyetken hizmeti taksinge layık. İmamlarga alohida teşekkür ve imamlarını aldığı alohida turuşmuz gerekiyiz. Siz menga xos kelib so'rayapsiz. Allah acır versin. Adamlar ommaga çıkıp yozu yaptı bunu. İmamı hakaret kılıyaptı. İmamı obrosuzlantırıyaptı. Bu noto'g'ri. İmamın hataları bizi hatayemiz. Bizi özümüzü muammayemiz. Onu yeçiş için doğru yoldan yürüyüşümüz gerekiyiz. İnşallah yeçim bu nedir? Evet. Bu sözlerde üçte güldürmeyiniz de. Orada bitten için çoğu ayetem olmamız, çok gitip kalır. Şimdi ayette edigen yaşlı hareketle beraber, imam edigen beraber izinlerle çıkıyor. Ekme edigen her sefer başlamada meclis açıgen 2 yıl olması, 2 yıldan beri aşk işi uçsalar, ruku secdenin karşısı bu, şunu toluk becer olmalı, şunu branşı okalı ettirmek gerekiyor. Ruku secdeni bir tasbih miktarı da turuş farz. Bir tasbih. Bir madde miktarı da turuş, şu turuş. Bunu ayette iş sünnet. Eğer imam 3 Mart'ta ayetse tez, siz 2 Mart'taki zorluğu ölügürseniz imamı gergeşe uğrasınız. Çünkü İmam Buhari'de sahih hadis var. İnnemâ cu'ilel imam liyutimme bih degerler. İmam kılıçtan maksat arkadakilerinin namazını adakırı biriş. Şunu da bugünden ki imamın namazı bizim namaz. Eğer imam hata kılsa, biz hata kılmasak hem İmam secdeyi sahav kılsa biz yer geçemiz. Neme yer geçemiz? Ben hata kılmadım ki. İmam hata kıldı. Neme kılamız? İmam hatası ki yer geçemiz. Secdeyi sahav kıladı mı yer geçemiz? Şimdi İmam hata kılmadı. Ben hata kılıp koydum. Neme böyle dediyse böyle imamın namazı bile mi? İnnamazım namaz böyle var. Fakat o şey rukuda, rukullerde tengit var iş, taharat ve okşagen narsalarda doğru amel kılışım gerek. Şimdi cemaatte bana hazırsa ikideki kumunumuz konukmayaptı. Bazı adam dedi ki ikiden çözü vardı. Cemaat bilen işler cüde kıyın. Ciddiyem kıyın. Sizge sartoraşsız. Kegen adam hemmesi bir kıl sıtırışke zakas kımıydı. 10 ton adam kendisi 10 kıl sıtırışke zakas kıladı. 10 kıl fikri var onun. İmam beçere hem böyle muamele kılıcı gereği. Sizge kulak zoraman deyip, sen çözü oraman deyse, nerginisi geledi. Sen deyip, davliğine maşup ettim beni, nümege çözü var yapsan, nümege beşte et yapsan deyip. Oo, zor bu üçte ettim, deseyiz deyip, yok deyip. Boşan için buna kadar sallardı, ha, namazını kongul hatırcağım kaldı okuş gereği. Lekin hatırcağım bulayım, eğer iki tege zor bu ülgürseyiz deyip, namaz için namaz bulamadım. Ne var sorular var yani? Din meselesinde teşviş kılış, Müslümanların gamını yiyiş, İslam derdi bilen yaşayış, bu katta nimet, fazilet.
bu nimet bor kalbinizde bu nimet Allah Teala beribdi mi? Bunun şükrünü ada kılış gerek. Fakat şunu her bir nimetin kuşandası var. İnsan Müslümanlarının gamede yürüştük nimet mi? Uşanın kuşandası uşa gamdan faydalanıp başka tamamen işlet var adı şeytan. Uşan için o gamını doğru yöneltiriş gerek. Her bir nimetin kuşandası var. Bu nimet kim? Kuşanda var. Yani siz Allah acır versin ki sonra mesela mahiyeti getiriyor yapsın da inşallah şu ıslah bolu var uğradı. Şimdi sizi aldınız dediğim doğru imamı aldığına var getirse az imamlar da mesela küçük bir de hakkı olmayın da getirinizi sen dediğinizi ahvalini kare de az şu bu halis bu yani üzüm yanım var ya da yani sıfatla beklemiyorum şu an üçüncü salarına göre şunu kildim mesela kirim bir de mesela yenge meselesini soruyorsanız ama her cevabı o neydi o yüzün işi yürüp yüren sıfırlattı indi bizim ümmet vazifesi fakat yiyip içip uçurak gelişler ben şu şimdi az kirtiler doğru olsa kirlemek ne Allah acil besin bana hadir benden soru soruyup siz diğerli hem savalın bizge nispeten biraz keskin rakam cevap alıyorsunuz. Lakin o da diplomatik sohbetini korup durursunuz. Madeniyetten pasaygenimiz yok. Doğru yapıp doğru savalı. Kanaka keskin buluştan katkın atar cevabını alıyorsunuz. Şimdi bir adam yaparsa cevap alışıyız. Kaysa manada cevap alışıyız bilip durup soval verseyiz onu cevabı gibi şerik bolasiz deyin. Bu akidede şuna kadar gap var. Mesela bir adam gibi bir gapını gapırsayız, ondan küfür gapı çıkıp geçiş ihtimali var. İhtimali mi? Anık. Bir gapını gapırsayız, küfür gapı var şimdi. Bilip dursun şunu. O şey gapını gapırsayız, bu küfür gapırsa siz şerik bolasiz. Bu ahlige ne kadar var? Mesela bir adam ölü yaptı dedik. Ölüm keserde diye atıptı. Şunu aldığı kirgen adam, uşanı tepesi de La ilahe illallah digin deyiş caizmez. Değil mi ki? O da kelime ne etti yaptı o sen? Ölüm talebesesi de yatıptı. Onge la ilahe illallah digin deseyiz, insanda şuna kadar reaksiye var. Sen bence büyürük yapsan mı deydi de tiske arasında yapra var şimdi. Ölüm talebesesi de o. İşini tekede durdu, aslanda da durdu. Eğer siz yapırken yapken bar yok hal etmeyeyim ben deyse kalktı bu kadar. Büyür gönüşüyor. Kafir bu kaladı, siz sebepçi bu kalasın. Şunun için ne kılınladı? Aldı getirgen adam ayet demeydi. O yüzden talkın kıladı. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Ve sen rahmetullah demeyiz. Domren Türk kaldı. Akhir İslam'ın bu yapıda. TikTok'ta. 8'de. Davamen ölmem diye. Refleden o kuşlayı, ayağını kengine kalmışlaydı. Ahırda şipagetli çoğul eserleri yaptılar. Şimdi bu ne? Ne doğru bu ne? Çünkü eğer ben şuna okuyayım olsa, şuna yokmaydı. O şeyde şipagetli şu yaptı dedi mesela. Yatıl canımdan güde yaş görüntüde. Yaşlıgımda zor kutu mevzeler. Bu şey başlamadı dedi. Yani, uşağına uşağına demesi de. Misal, yaman adam bu soğuk, yaman bir soğuk olmamaydı bu. Misal canımdan bu ülkende o üstü dört hastalığa. Ahki vahabi. Uşağı bağla kayıtlı namaz anlatmaktaydı. Şimdi misal ben meclise kirdim. Bir kişi ben öyle. Aynısı, bunu ben imam. Öyle falan ki, belki ise beni ibadetle boyan kızı kışım. Yüz olur. Yani, bunu ben bizim yemek dilden ki, indi ölgen. Misal biz öyle hemen Avrupa'yız ki. Yani, indi indi bana internetle küçüğe yaptı. Damlar, kitaplarını alıp okup. Şimdi uşağı iyi indi üst kilitli adam gelmesi. Şuna katlı gelirse o bana yine onunla bekler olarak daha az etkenlerdi. Şu mesela diyelim. Doğru, ben şu fikirliğe hoşlanmam. Benim uşa sohbetlerde eşitgenimde, şuna kadar vaziyetle yekigenimde, lakin hürmetin cevabı koyu beytti. Mesela İshakcan Damla. Stas Damlalardan itibarı, hürmeti başımızı üstüge. Lakin bana bu üslubuge ben koşulmuyum. Bu üstünün arkası da gidigen. Çünkü koşulmuyum. Şimdi bu benim koşulmasligim, o kişinin rancıtmıydı. Misal için, o kişiye beni bazı masallarımda koşulmasligi beni rancıtmaydı. Rancıtmaydı. Lekin o şey üslup yok, ben karşımın. Mesela Raful Yedeyn. Raful Yedeyn meselesinde Ebu Hanife bilen Abdullah ibn Mübarek'in hikayesi var. Abdullah ibn Mübarek, Ebu Hanife'nin aldığında namaz okuyor. Ebu Hanife doğru okuyorlar, o kişi Raful Yedeyn'in namaz okuyor. Her rükünde. Ki namazdan ki Ebu Hanife'ye geldiler. Rasa üç kez hareket kılıp uçağıma diyorlar. O
tımlata urganiga kuş uçuşiga o'xshatib o'xshatganlar da. O'shani bir yumshoqroq varianti bu. Qadimda bo'lgan bunga o'xshagan ish. Yer uchga harakat qilib ucha olmadingiz-a degan. Deganda Abdulloh Muborak ham aytgan. Ha sizdan bir boshida uchmoqchi bo'ldingiz-ku degan. Biz ham boshlab ko'taramizmi? Bu var endi bu. Bu uslubni qanday to'g'rilanadi uni bilmayman. Bu yerda reaksiyalar bor-da. Mana hozir Mubashshir aka bir post qo'yibdi. Post qo'ygan, postda umumiy gapirgan. Masalan, ey anaqa ko'r muridlar, ha? Soxta salafiy, soxta palonchilar, shunaqa narsalarni gapiravermanglar, ichim uzilib ketyapti meni, undag'ida-mundag'ida deyapti Mubashshir. Men aytamanki, Mubashshir bomba bu gapni gapirishga haqqi bor. Tagida meni nomim yozyapti o'rtasi. Abror akaga tegishli. Men aytayapman. Men ro'para kelgan odamni so'kmayapman, mana. U shunaqa deyapti, Abror aka ro'para kelgan odam so'kadi deyapti-da, u umumiy gap u. Lekin siz qo'shilasizmi? Imom ham sal rujulati bo'lishi kerakligiga, imom ham o'zini gapini bermasligiga, imom ham ko'chada yurganda ko'chani odamlar sal chekaroqda turishligiga qo'shilasizmi? Ya qachon qarasa uzun ton, boshida salla, oyog'ida maxsi, qo'lni qovushtirib ha-ha deb turish kerakmi qachon qarasa? Bu bo'lmaydi-ku. Imom oldinda turish kerak. Ha, uslubi bor o'zini. Men hozir bitta alkash kelib qolsa, alkashga qanaqa nima gaplashaman? Uni tushunadigan tilda gapirishim kerak. O'g'ri kelsa, o'g'ri bilan tushunadigan tilda, lekin o'zimni pozitsiyamni qo'yishim kerak. Kim nima desa ergashib ketavermaydi. Uslub bo'ldi. Uslubda qarsak ikki tomondan chiqyapti, ikki qo'ldan chiqyapti. Bu Bashir akani aytayapman, ha. Endi o'rtaga anaqa qo'shilibdi hozir. O'shaligi 5-chi kolonnani odamlari bor. 5-chi kolonnani bilasizmi? 5-chi kolonna degan siyosatda lug'at bor. Shuni yaxshi o'rganib oling. Agar ularning strategiyasini o'zlashtirib olsangiz, chalg'imaysiz. 5-chi kolonna deydi. Bu nima degani? Bu bir mamlakatdan chiqib ketgan bo'ladi, muxolif ko'rinishda. Mamlakatga muxolif ko'rinishda chiqib ketgan bo'ladi. Lekin ichkaridagi shu mamlakatni oyoq osti qilmoqchi bo'lgan xoinlarni tashqaridagi agenti bo'ladi. Siz uni muxolif deb o'ylaysiz, aslida ichkaridagi xoinga xizmat qiladi. Fayzboq, Temir Malik. Hozir vaziyatni kuzatib turibdi-da, Mubashshirga qo'ygan postni orqasidan sirasi o'zini kanaliga qo'yibdi. Ana keyingi live'da deyapti, Mubashshir Ahmadni gay o'sha fohisha zinodan bo'lgan deb endi haqorat qiladi deyapti meni. Mubashshir akaga meni qayrayapti. Qayerda? Qayerda men shuna qilaman, qayerda? Bu noto'g'ri-ku. Bu shayton qila olmaydigan ish bu. Ikkita musulmonni urushtirishga harakat qilish. Men yozdim Mubashshir aka meni eng yaqin ustozlarimdan. Men Mubashshir akani ustoz derkanman, ba'zi fikrlariga qo'shilmaslikka haqqim bor. Va bunga Mubashshir aka ham rozi. Aytadiki, ha, qo'shilmaslik haqqingiz bor. O'rni kelgan paytda Mubashshir aka. Falon joyga kiring, falon odam bizni haqorat qilyapti, shunga javob bering deb menga iltimoslar yozgan. Ichkamda turibdi. O'rni kelgan paytida. O'sha joyda borib, o'sha Mubashshir akaga tashlayotgan imomlarga, ahli ilmlarga sakrayotgan odamni enasini ko'rsatib qo'yganman. Turibdi hammasi turibdi. O'shandan beri u odam menga dushman. O'shandan beri. Mubashshir aka u bilan hozir yaxshi, u men bilan dushman. Aslı orqani ko'rsangiz, Mubashshir aka bilan maslahatlashib qilganman uni. Boshida aytganman, Mubashshir aka, meni qo'ymang, shu men mazasini qochirib qo'yaman. Siz yumshoqroqsiz, men qattiqroqman. Ye, kening degan. Men Mubashshir akani hurmatimni joyiga qo'yib aytayapman. Mubashshir aka ustozlardan, lekin ba'zi fikrlariga qo'shilmayman. Atrofida yurgan ba'zi odamlarni shunaqa olib yurganligiga qo'shilmayman. Buni shaxsiy qarashim. Shunaqa bo'lgandan keyin bizni o'rtamizga sovuqchilik tushira olmaydi bular. Mubashshir aka bizni ustoz domlalaridan fikrlariga qo'shilmaslikka haqqim bor. Chunki u masalalar ya'ni siyosiy qarashlar u. Siyosiy qarashlarda har kimning har xil qarashi bor. Lekin ommaviy unaqa shpagatga o'xshab turibdi, xotinlarga o'xshab qo'lini qo'yib turibdi. Bu uslublar menga to'g'ri emas menimcha ham. Nimaga bu shariatda sunnatda boshqa mazhablarning nazrida sunnatda u. Boshqa mazhablarning nazridagi sunnatni biz xotinni qo'liga o'xshatmasligimiz kerak. Endi shuncha odam shuni ko'rib olib,
bir tanesinin düşüncesi var, aytaylik. Dörtte mezhep olsa, Hanefi mezhebi olsa, qolganlarni ham tushunadi, raflarga qaraganda. İkkitasi kurishib qolsa, biz endi oddiy insonmiz, shunaqa insonlar ichimizdamiz. İki gün iki gün tartışıyor. Başka mesele yok. Ne kitap okuş var, ne boş kalır. Sen nerede deyin? Uzun bir nefes, uçuş paket geçişerdi. Şimdi, misal, ne köp sartoroş tanıyım. Burada saçı bozuk koysa, görüş geldiğimde yapmadı. Ama saçınız, sen ana top koydu size, bilmeyin de uzun hem kere. Uçan uçan da siz ben hem kesilerimi sokuyor. Ben kaçan da kaydettim. Misal, ben resimde de kuralım. Başka rahmetinde görüşersin. Başka donbalarında hem görüşersin. Allah'a da donbalarında. Gep usta bu ise, yapabilirsin diye. Onu kuryapsiksiz, hazır yine halde başlığı kaytama. Siz oylagan dairede işini kılamayız biz. Siz hazır öz tasavvurizmle eti yapsınız. Müdakiliyen de müdakiliyle manu nakil gibi kim bulu yaptı? Yok. Bir de saydı yaptım. Ben özü ahli ilim de takdim kımaken ben şu gün geceyim. Hazır mı eti ben? Talebimiz biz. Ahli ilimini kurmayanlar biz ahli ilimde yürüdü özü. Ben geldi yaptı, siz de ahli ilimde bilemez, lakin bana bunda kılın diye. Sen beni ahli ilimde bilsen, bana akıl üretme. Ben ne kılış kireyliğini sorayken ustazlarım var beni. Hatta ne kılaman, kandayı cevap veremem. Dedim, onge yani. Adamlar da şuna kadar tasavvur bulu yaptı. Özleri, ben şahmat ismimdi, şahmatta şuna kadar vaziyet var. İlk kelimiz oyunu yaptı. Mesela gross ile oyunu yaptı, grassmaster o. 15 de hot, debut deyildi. 15 ta xotdan keyin Mittelspiel deyiladi. Undan keyin Endspiel bo'ladi. Mittelspielga borgunga qadar debyut hamma narsani hal qiladi. Eng qiyini debyut. Undan qiyinrog'i Mittelspiel, undan keyin soddasi Endspiel. Debyutni Gross o'ynab berdi. Mittelspiel Gross o'ynab berdi. Menga kelib Endspielni o'rgatyapti-da. Endi bunda yuring, endi bunda yuring. Men aytayapman, "O, men debyutdan kelyapman butki." O debüt var. Doğru mu? Ondan ki Mittelspiel var. Sen onu oynamasından durup, vaziyette dosyaya karab, endi bunu yür, endi bunu yür deyişke ne kadar mantıki. Ben o kurup geliyetken, yukarıdaki operasyon, kombinasyon ne mi buladı? Ne mi buladı? Ben oraya düşüyorsan. İşte askıya var. Askıya biraz kızıgıralı, şahmatçıların içinde. Canı getirip bitip de indi. Canı getirip bitip de. Orgata vurarken de şahmatta şuna kadar. Orgata vurardı da tepede duruyordu. Bunu yürüyün, bunu yürüyün. Oyunu yapken adam kap getirdi. Şuna kadar vurardı. İki adam oyunu yaptı. Tepedeki birbirine orgatıp böyle çıkıp getirip bir kere oynaydı. Kim bir tez ayıttı da. Kaysi birin orgatsan hatunin talab olsun dedi. Tüm bu kaptı hamas. Oturur, oyun rasa kızı kendi bittesi hiç demepti de hatunum talabıza bulsun, ben onu yür dermiş. Adamda şuna psikoloji var. Ben karayın, siz dosyada böyle yetken oyunu, hadise, vakiyeni başıdan kurmasından ortaya geldiyiz. Vaziyetimizi kurup durupsuz, halatını bilip durupsuz. Şimdi ben onu yapayım, bunu kılayım deyiş, orta sayaz gel bu. Ben sizin misalinizde et yapayım. Ya ben sizi misal izleyip yapma. Hazır huddu şu hadisi kabul yaptı da. Ben ki hazır kırıp an onu yazayım. Aslı buna kıkılayım. An onu yapayım. Samarkandını yapayım. Sen kimsen? Ben et yapmayın ki ben bu orunda nimanı yapırış gereğiliğini, kaçan yapırış gereğiliğini, kandan yapırış gereğiliğini, kararını uzun kabul kılamam. Ma bağda mene fikirlerim, dünya karşılarım yokmasa merhamet başka sahifeler var. İki tek kinopka bile beni bloklap koysa baladı. Mutlaka korbeydi misal için. Şuna kadar kılıç mümkün. Lekin adamda şuna kadar psikoloji vardı. Bir de sayıda yaptı. Keçi. Koraki siz akıl, ilimliysiz o. Siz ne kim tam aslahatın var sizge. Siz hazır prezidentlik namzadınızı koyun. Peşinini koyan neyken prezident var aslında. Ne deyip şu adam? Ne de cevap edeyim? Tege yazdım davalanayım dedim. Yok olanı. Şunaka tasavvurda, şunaka hayalde yürüyen adam da var. Ben bunu misalını ne için keltir yapmam? Ne için? Çünkü bu adamlarda şunaka düşünce var. Ben özümüzde kışlarda imam bulganımda, Allah rahmet etsin, Azimcan Damla bulardı. Anadolu okturucumuzda ilgili. Okturucu bulgan, kim biz imam bulganımız, o kışımızda anadolu yaptı. İmam gütkanımdan ki, imamdan kayrılsan, Azimcan Damla, "Manu'nda manda kılışınız gereği" dedi. Allah rahmet eylesin.
eşitib turdum. Yana bunu mündaq qilishingiz kerak. Mana bunu mündaq qilish kerak. Dedi ki, domla, bitta imom manmi sizmi siz? Agar siz imom bo'lsangiz, o'ting shuna qilasiz dedi. Bu ajoyib inson edi. Ki, aytdiki, haqiqatda to'g'ri aytdingiz-ku. Men o'zim shogirdim sizda siz deb. Ashtaqa ajoyib tabiatli odam bo'lmiş. Ba'zi o'rinlar bor, maslahat musulmon musulmonni birodari nasihat qiladi. Musulmon musulmonga samimiy bo'ladi. Musulmon musulmonni shunday tashlab qo'ymaydi. Tamam. Lekin ba'zi vaziyatlar bor. O'sha vaziyatga kelguncha kombinatsiyalar bor. Agar siz aytganini qilinsa, kombinatsiya buziladi. Men shuni aytmoqchi edim sizga. Hozir masjidlarda Qur'on ta'limi uchun hozir kombinatsiyalar ishlab chiqilyapti. Bu katta masjidlarda, katta O'zbekiston hammasiga ishlaydi. Bir boshlansa, hamma masjidda boshlanadi. Aslidan shunday chiqyapti-da, Samarqandda o'zidan o'zi muallimi soniyni bahona qilib, nima qilyapti? Dars beryapti. Nima bo'ldi? Kombinatsiya buzilish ehtimoli bor hozir. Bularning ahvoli shu. Men ularni Qur'on ta'limiga qarshi bo'lganlarga qarshiman. Eng ko'p gapirgan odam o'zim bo'lsam kerak. Ya'ni ko'p aktiv bu haqida. Qur'on ta'limini qilaylik, Qur'on o'qiylik, Qur'on o'qitaylik. Lekin buni to'g'ri kombinatsiya bilan qilish kerak. Qur'on o'qitish bahonasida odamlarni radikal kayfiyatga ta'lim berayotganlar ham bor. Bor axir. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi, bor. Bu bizda zehnda bu ham tursin-da. Boshqa fonda bunaqa narsalar ham bor. Nimaga himoya qilmayapsiz deyapti nafaqa. Nimasini himoya qilaman? Qur'onni o'qitish kerakli degan fikrni zotan himoya qilyapman. Nimaga aslidan himoya qilishim kerak? Nimadan himoya qilishim kerak uni? O'sha qilayotgan nojo'ya harakatini, ya'ni imomga problema, masjidga problema, jamoatga problema, u bolalarga problema tug'dirganiga yordam berishim kerak. Yo'q. Hozir siz samimiy aytyapsiz, Alloh ajringizni bersin. Shuni boshqacha uslub bilan aytyapsiz. Nimaga siz sudga bormayapsiz? Nima? Alkash bilan yo'man o'tirib olaymi? Alkashning maqsadini bilamiz-ku biz. Nima maqsadda boryapti yo'q. Shuni tamomida tarqatishyapti. Nimaga? Erishmoqchi bo'lgan maqsadlariga povut bo'lib qoldim. Povut. Shu kungacha lop-molop chiqmayapti. Lop-molop kelib aytmayapti. Mana bu ishing xato deb. Siz mana aytyapsiz, Alloh ajr bersin, javob olyapsiz. Va shariatdan chetlangan shaxsiy fikrimga suyangan gap bo'lsa olmayman menga buni. Chunki sizdan baland fikrlamayman. Insonman. Ertaga nima bo'ladi, hozir nima bo'ladi, buni bilmayman. Lekin sizga shariat maqsadlarini aytadimi? Shariat maqsadlarini isbotlab beradimi? Ergashing. Hali boshida kirganda to'g'ri gap gapirdingiz. Siz sartaroshsiz, kimdir kelib sizga soch olish to'g'risida narigi tomonni kes, orqa tomonni qir, soqolini qir, unisini ol desa aytasizki, "Bor chiq, yo'qol" deysiz. Ha? Bor naroda tur deysiz. O'z ishingiz ustasisiz, qancha bunga debyutdan o'tgansiz siz. Uni o'sha sochini o'sha holatga keltirishga sizni ishingiz bor. Yarmidan keyin davom ettirmaydi u, siz davom ettirasiz. Yutuq ham sizniki, yutqizg ham sizniki. O'rgatish hammani qo'ldan keladi. Muammoning yechimi har kim o'zining ishi bilan shug'ullansin. Har kim sizning ehtiyojingiz, Qur'on ehtiyojingiz bor. O'shani muammoni yechishga harakat qilishimiz kerak hammamiz. Hammamizda hozir shu muammo. Hammamiz Qur'on o'qib, Qur'onimizni joyiga keltirib olsak bu muammo. Lekin siyosatda katta o'yinlar arafasidamiz hozir. Bizdagi yangi jarayon, yangi prezidentdan keyingi jarayon. Bu inqilobiy jarayon aslida. Diniy so'z erkinligi, jurnalistik so'z erkinligi, siyosiy so'z erkinligi, bular hammasi ochilib ketdi-da. Buni poylab turgan shoqollar bizdagi tabiiy boyliklar, inson boyligimiz, ko'p narsamizga ko'zini tikib turganlar bor. Hozir hamma masalani siyosiylashtirishadi. Hamma masalani.
bu muallimin soniga berilayotgan dars orqasida siyosiy maqsad bor. Nimaga? Partiya tuzmoqchi bo'lganlar aylanib yurib turibdi, nimaga? Chunki vaziyat shuni taqozo qiladi. Odamlarni ko'tarish ehtimoli bor bundan. Ularga Qur'on o'qitishlik yo'lda tursin. O'zi pravasini aroq ichib oldirib qo'ydi. Reshat bo'ldi pravasi o'sha odamni. Sen o'zingni o'ngini oldin, nima qilasan musulmonlarning dardiga o'zingni dardman qilib ko'rsatdi. Bilamizki darding nima degani. Siyosiylashtirishyapti. Biz bolalarimizni qurbon qilmaylik deyapman. Men bolalarimizni qurbon qilmaylik deyapman. Yomon ko'rinsam ko'rinarmi? Gapim chizib qo'ying tagiga. O'sha voqeadan siyosiy maqsad ko'zlashyapti. Embazorovni Farg'ona ru yozyapti. Siyosiy aktivist deyapti. Kuchli muxolifat deyapti. Embazorov Miraziz Bozorov siyosiy aktivist ekan, kuchli muxolifat ekan. Siyosiy aktivist nima degani? Masalan, sizga men siyosatdan bir ma'nosini aytib beray. Men siyosatchi bo'lsam, farazan. Men jamiyatdagi muammolarni ro'yxatini tuzaman. Birinchi, muammolar nima? Masalan, vodiyda gaz, svet masalasi, kommunal to'lovlar masalasi. Yo'llarni islohot qilish masalasi, soliq masalasi, uy bilan ta'minlash masalasi, kadastr masalalari, dehqonchilikdagi muammolar. Shularni ro'yxatini tuzamanda dastur ishlab chiqaman. Aytamanki, jamiyat mana shu narsalarni isloq qilish kerak. Gaz muammosini qanday hal qilamiz? Masalan, quruq gapirsa bo'lmaydi, Jahongir otajonib o'xshadi. Men to'g'ri boraman, prezident bo'laman. Aqling joyidamiz endi. Seni qosh ko'zingga odamlar ovoz bermaydi. Sen dastur qo'yishing kerak o'rtaga. Masalan, gaz muammosini yechaman. Qanday qilib deydi xalq? Desa, men aytamanki, masalan, mana bu potensialdan foydalanaman. Mana bu sxemadan foydalanaman. Bu buning yechimiga buni qilaman, buni o'rniga buni. Butun boshli dastur bu, to'g'rimi? Ishlab chiqib turib o'rtaga tashlaydi. Bu o'sha masalaga nima? Muqobil. Bu siyosiy muxolifat deydi. Siyosiy bo'ldi. Endi meni harakatim nima bo'ldi? Siyosiy muxolifat. Mavjud tuzumni hali reshat qilmagan masalalariga men reshenie beryapman. Bu siyosiy muxolifat. Mana shuni qilsa aytamizki, qoyil. Bu deymiz muxolifat deymiz. Embazor nima qilyapti? Miraziz bozor nima qilyapti? Amir Temur xiyobonida gay parad o'tkazaman deyapti. SGB tashkil qildim deyapti. Служба гей безопасности. Qastimomda gey parad o'tkazaman deyapti. Men deyapti prezident bo'lsam deyapti. Svin mahallalar tashkil qilaman. Bilasizmi qanaqa mahalla? Bilasizmi qanaqa mahalla? Shunaqa mahalla bo'ladi. Seniki meniki bo'lmaydi er xotin. Ayollar aralash, erkaklar aralash yashaydi. O'sha joyda xohlagan odam ko'ziga ko'ringan ayolni olib borib zino qilib yashaydi. Shunaqa mahallalar tashkil qilaman deyapti. Buni nimasi siyosiy muxolifat? Savol. Nimasi siyosiy muxolifat? Bu tamomiyli buzg'unchilik bu, provokatsiya. Shuni Agneshka tarafini olyapti. Ferganaru Agneshkani siyosiy muxolifat deyapti. Siyosiy muxolifat bo'lgani uchun, o'tkir muxolifat bo'lgani uchun uni akkreditatsiyasini O'zbekiston bermadi deyapti. Yolg'onni qaray. Men xuddi shu gapni gapirgan edim. Voy degan. Bularga geylarning paradi muhim emas. Odamlar tashqariga chiqqandan keyin masalani siyosiylashtiradi bular degan edim. Ko'ringlar videolarimni boshim. Bular bo'ldi, gey masalasi yo'qoladi. Endi bular siyosiy masalani aylantirishadi. Uni urushda sindirib tashlashdi, hozir ustidan jinoiy javobgarlik ochildi, jinoiy ish ochildi. O'sha jinoiy ishni arizachilardan bittasi menman. Boshimni kundaga qo'yib, oldinroq o'yladim. Ba'zi yaqinlarimiz taklif qilganda ham yo'q dedim, aralashmang shunga dedim. Qarasam bu aralashmasa bo'lmaydi. Nozik masala. Yozdim, ustidan ariza yozganman menga tuhmat. Hozir jinoiy ish meni arizam bilan ochildi. Embazorovga. Qani Ibrohim Muvahhid? Ibrohim Muvahhid unga yordam berdi. Uni urib sindirishligida bolalarni chiqib Allohu akbar deb qichqirishligini yozyapti. Mana deyapti, O'zbekiston radikallar dini radikalizm bor, Amerika yozyapti. Amerikani buyrug'i bilan ozodlik yozyapti, Fergana ru yozyapti. Siyosiy o'tkir muxolifatga yo'l yo'q. Siyosiy o'tkir muxolifati kim? Embazorov.
Şovvasa'yı yapırgenci urganımışmız. Bana, bu da erken yap çıkkanını eğit yapmam ben. Şunun için siyasi meselelerini hem isten çıkarmasızlık gerek. Siyasi mesele istikrarge erişme günce başka meseleler ornuge kelmeydi. Siyaset tepeden geçen akıya vardı. Geçe vardı gün. Beşinci mehir bilen kegen adamlar. Yaplaşı yapmaz ola bilen. Hayaller. Bunlar tabasıkı teyengen, eşit içip yürüyen. Suriye, Irak, Tunis. Şatı yürüyen. Tepeden vertolot uçup git yaptıyken de. Bu şey Bostanlı'nda gel. Sanat oluyordu. Vertolot uçup git yaptı. Balalarımız kulağını bir kittir pardana diye koç git yaptı. Diye. Ha, sen bomba taşıydın hazır. Adamların görüyorsun mu hayatını? Kanaka derecede barıp koydun. O, biz bunlar git yaptı. Soy. Maşnaka vaziyetki kemeyler deyip yapırken de yakır biz. Ben onlar gittim. Bu hazırlığı uçuraşığımız tasadıfmaz. Hani hasılıyla yaplaştığımız tasadıfmaz. Tasadıfen görüşüp koyganımız yok biz. Allah'ın tevfiki var. Allah da Allah bunu muvaffak kılı yaptı ki kim gider, ne mendedir, hüccetini kayyum kılmak için Allah da Allah. Ve bu hüccet kayyum bunu yaptı. Ayarlar gittim. Hüccet sizlerge kayyum. Sizler bilen çıkıp gitken, sizler bilen yürüyen kaç adam ölüp gitti. Yetip gel argeni yok. Lütfen. Sizlerge Allah Ta'ala'nı ne mestir? İmtihan, muhleti barakken ki yetip geldiler. Şunca çığırıkdan otup yetip geldiler. Şimdi adaşki hakkıylar yok. Eğer şu geplerden kiyle, şeriatke muvafık geplerden eşitirem. Yine bu şey, radikal kararışlarken eğer o kadigen bu şeyler, bu hüccet kayyum sizlerge. Kıyamette sizlerden geplaşamız. Bana etmen ki, ya Rabbim, ben düşündürdüm burayı. Bu yağını sen özün bilesen değil mi? Başka yolumuz yok. Şunun için biz, Uzbekistan'da yaşayabiliriz mi? Biz imam kavim meselesinden göre kattara meselelerini içi deyem durup biz. Biz de düşmanlarımız imamlarımız mez. Düşmanlarımız kavmimiz mez. Biz de düşmanlarımız taşkarıda. Onge satılgen içkarıda hayiller var. Bunların faş kılış gerek, bunların kimliğini tanış gerek, ularga münasip cevabını verişimiz gerek. Başka yol yok. Unda nima qilinadi? Hali aytgan gapim. Yuqorida gap xulosa deb qo'yay. Har kim o'zining ishini qilish kerak. O'zining ishini mukammal qilish kerak. Mukammal. Mana hozir oshpaz ovqat qilyapti. Bitta detal noto'g'ri bo'lsa, ovqat hammasi buziladi. Hammasi to'g'ri kelganda ovqat joyiga tushadi. Bitta restoran yurg'izyapsiz. Restoranga masalan 3000, 400 ming dollar pul tikdingiz, farazan. Siz tikdingiz pul. Lekin siz garsonlik qilmaysiz, ofitsiantlik qilmaysiz. Kim qiladi? Bitta bola qiladi. O'sha bolaga siz 300 ming dollarni tikkan hisoblansiz. Tasavvur qilsangiz, nimaga? U odam kelib turib, klient bilan u gaplashadi. Klient unga qarab restoranga baho beradi. Restoranning pulini siz tikkansiz. Bahoni ofitsiant beryapti sizga. Demak, ofitsiant ham nima qilish kerak? Jon kuydirish kerak. Aytish kerak, bu joyni, xo'jayini tikkan pulni men oqlashim kerak deyish kerak. Klient klient bilan noto'g'ri gaplashsa ofitsiant klient ofitsiantin deb kelmaydi. 300 ming tikib qo'ygan pulingizni ofitsiant bitta ofitsiant oladigan oyligi bo'lsa 3 million 4 million oylik. Shu bola rasvo qiladi. Demak, bu yerda kichkin restoranni aytayapman, bu jamiyat bu. Har bittamiz o'zimizga yuklatilgan vazifani mukammal ado qilishimiz kerak. Agar vazifamizda chalg'isak, o'sha joyda furja paydo bo'ladi, teshik. Düşman o'sha joydan kiradi. O'shanga keldim de oldim. Alloh ajr bersin. Men hali o'zim vazifam deb bildim de, endi men o'zimni nima qarash bo'ladi-ku, misol. Salomat bo'l. Shu sahna yuraversam, qachongacha yuraman dedim. Endi o'zimizni kichkina imom hatibga borib bu gaplarni aytganim befoyda. Mana sizni qanchadir Allohning odam ko'rib turibdi. Misol qarqaydi, kengroq bo'ladi. Inshaalloh ko'radi. Shuning uchun men sizga hujjat qo'yib bo'lyapti deganingizda, men ham o'zimdan alay qilib fikrimni bildirib yana salomat bo'ling. Yo'q, to'g'ri tushunyapman, aytayapman-ku sizga. Bu ham bir tasodif emas bu. Bular tavofuq. Allohning hikmati borki, bunaqa bo'layapti. Hozir aytayotgan gaplarimiz ham tayyorgarlik gaplar emas-ki. Ilhom bilan bo'layapti. Alloh taolo gapirtiryapti. Bu gaplar hujjat hammamizga. Har kim? Har kim? Hali bitta ajoyib anaqa bor. Hamma o'zini qarash kerak. Men nima qilyapman deyish kerak. Mana bu boshqaga qarab, sen undoq qil, bundoq qil oson.
o'zimizga qarashimiz kerak. Bir odam doktorga boribdi, shikoyat qildi, xotinining quloqi yaxshi eshitmayapti. Desa, doktor aytibdiki, xotiningizning quloqi qay darajada eshitmasligini sinash kerak debdi. Qanaqa sinaymiz desa, siz debdi bir 50 metr uzoqroqdan bir gapirib ko'ring xotiningizga. Eshitmasa 30 metrdan gapirib ko'ring. Eshitmasa 20 metrdan, keyin 10 metrdan, keyin 5 metrdan gapirasiz. Desa uyga ketdi-da 50 metr uzoqdan turib, xotin bugun nima ovqat debdi. Desa xotin eshitmabdi. Keyin 30 metrga borib olib gapiraqqa. Xotin nima ovqat desa yana eshitmabdi. Keyin 20 metrga borib, xotin nima ovqat yana eshitmabdi. 10 metrga borib, xotin nima ovqat yana eshitmabdi. Xotinning quloqi tom bitibdi-yu deb yaqiniga borib, xotin buni bugun nima ovqat desa, 5 marta aytdim sizga osh deb dermiş. O'zi eshitmasa ekan uni o'zi. O'zi eshitmasdan xotinidan ko'ryapti. Ha, bizda asosan shu emasmi? O'zida muammo bor. Bizga undoq qilmaysizmi? O'nga yurmaysizmi? Chapga yurmaysizmi? Haydovchilikda madaniyat var, bilasizmi haydovchilik? Hech qachon rulda o'tirgan odamga yondagi odam o'rgatish mumkin emas. Qarorni rulda o'tirgan odam qabul qilish kerak. Agar yonda o'tirgan odam o'nga chapga desa, avariya bo'ladi. Mana yana ustoz o'tganda ko'rib qoldim, ro'zada rosa aqaba bordinglar-ku. Ha? Shu odamlar ustoz bo'lmasiz. Bizda to'g'ri ahli ilmlarga ummat juda zo'r. Qiyin. Lekin keragidan ortiq bo'lib ketadi-ku. Haliga ega borib bir narsa o'rganishim uchun borish kerak, rasmga tushishlik uchun emas. Hozir men siz bilan rasmga tushib qaytib ketaveraman. Sizni ko'rganman, hammasi shu muhimmi menga. Ha. Mayshu, kelib qo'lingizni ko'rdi. Ustimdan undan qo'rqinam sindirib yuboray. Shunga bir alohida qachondirma, qanday bo'lsa, kutaman deb o'yin chiqdi. Yaxshi turlarimda odamlar nima ketsam desa, abror nuqtalarni ko'rgan ketaman. Ilm olganman. Tahorat masalasida yo boshqa gaplarda. İndi maqsad bo'lmasdi-ku. Masalan, bu kishini ko'rib, men ketaversam, men sizga tushib. Unda men hozircha bank qata oldim, alhamdulillah. Lekin hozir kelib turib, ustoz kelib turibdi-da, Instagramga storiya qo'yib, admitsiya qilib chiqib ketaversam, unda umuman o'zgarmaydi. Keta turdim. Shu odamlar oldida mikrofondalar. Bu odamlar shuni u ilmga muhtoj emaslar edi. To'g'ri aytdingiz. Mana shu muammo bor. Buni doim aytish kerak, odamlar o'sha bu masalada ham madaniy tarbiyaga muhtoj. Chunki ixlos qilyapman deb mubolag'a oshirib olish u yaxshi emas. Masalan, Iso alayhissalomga ixlos u kishini payg'ambarliklarini e'tirof qilish bilan bo'ladi, xolos. Lekin ixlosni ottirib olib nima qildi ular? Isoni Allohning o'g'li deb yuborishdi. Ortib ketgandan keyin jinoyatga aylanib ketadi. Bir insonning hurmati joyida, lekin inson sifatida imom bo'ladimi u? Ahli ilm bo'ladim, inson ham. Inson unaqa haddan oshirib yormaslik kerak. Lekin bu yerda psixologik anaqa bor. Ijtimoiy ong degan narsa bor. Jamoatni ichiga kirib qolsangiz, jamoat bir narsaga navbatga turib qolsa, o'zingizdan o'zingiz navbatga turib qolasiz. Bu psixologik jarayon bu. Ko'chada shunday odamlar navbat tursin. Testament qilishgan buni, ko'ring anaqalarda. Navbat turibdi, hamma navbatda turibdi. Boshida turgan ataylab turib olgan. Odamlardan anaqa test o'tkazish uchun. Navbat, o, 20-30 turib ketdi navbat. Kim bir-biridan so'rayapti, nima turibsiz, bilmayman deydi. Navbatni ko'rsa turaveradi odamda. Ijtimoiy ongga kirib qolganda bu qiyin masala. Biz ham zo'rg'a pachaqimiz chiqib ketay dedik, shu kuni ko'rdingizmi? O'sha kuni kelishinglarni bildik. Men o'zi shuni o'qiyman da, o'tamda o'shanda bizga qulayroq mikrofon. Ashkul bormayapti xolis. Nimaga? Ega bor, bir narsa ola olmasdi-da. Ana shu surdi. Bir kishiga telefon qildim menga, uy ayoli. Erim kelmadi dedi, doim birga yuradi, ishga turibsiz degan. Degan, 12 yarim bo'lgan, kelmagan. Ha, ustoz ko'raman deb qolib ketdi. O'shani chetda yurmaydi-ku, ko'radigan odam boshqa payt. Mana menga nasib qildi, alhamdulillah ko'rishdi. Shunaqa bo'ldi. Bu mavzuda ketib turadi, o'qituvchidan o'lgan o'quvchi bo'lib chiqdi. Shuni borasida bir dars berdi. Mana shunaqa shu. O'zi mutlaq jamiyat islomiy tarbiya, musulmonona odobga ehtiyoj sezadi har doim. Uni agar kimdir oldini yopaman desa, boshqa tomondan urib ketadi, sel urganini singari. U kin o'nglab bo'lmaydi. Hozir
masjiddan tosilsa, bolalarni masjiddagi tarbiyadan tosilsa, maktabdagi bolalarni eplab bo'lmaydi. Qotilam o'sha yerdan chiqadi, o'g'ri ham, narkoman ham, tablet kelsa ham o'sha yerdan chiqadi. Bu muhim bu. Buni tashvish qilishimiz, g'am qilishimiz, gapirishimiz aksar o'rinlarda risk bilan gapiryapmiz. Risk va riskni aytyapmizki, bizning riskimiz. Debyutda o'ynayapmiz, nima qilib bo'lsa ham. Lekin o'ynab endi natijaga erishamiz desak, mana uni yur deyapti bizga kim? O'rta buni yursam, anu otni jertva qilib matib qo'yadi. Ko'rmayapsan uni. To'g'rimi? Grossga o'rgatib bo'lmaydi, gross o'ynayapti. O'sha masaladan tashvish bor, jamiyatda bor tashvish. Bolalar radikallashib ketyapti, ya'ni ko'chani bolalari. Toshkentda pichoqni taqiqlab qo'ydi, bilasizmi? Ko'chada uchragan odamdan cho'ntagini titib pichoqlab qo'yibdi. Nimaga taqiqlab, bilasizmi? Soydi ko'payib ketdi. Ilgari edi, ko'chaga chiqib yakka-yakka solishardi. Hozir pichoqlayapti bir-birini. Pichoq bilan yurish moda. Uni oldini olishni boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q. İslami tarbiya muhim, muhim. Qolganlarini ham sekin-sekin bo'ladi. Biz balki ko'rarmiz. Ko'rsak alhamdulillah, lekin ko'rmasmiz. Ko'rmasak ham lekin shu yo'lda davom etamiz. Shu yo'lda davom etamiz. Umumiylikdan qochishimiz kerak. Konkret masalani tepasida hal qilishimiz kerak. Mana shu masala nima? Qanday yechim bo'ladi? O'sha yechimni ustiga hadaf sifatida qarashimiz kerak. Mo'ljal shu. Mo'ljalni shoshirishyapti deb yo'q bu yoqqa chalg'itishyapti. Masalan, LGBT tarafdorlari bilan ko'p bahs qildim. Bahsni qilganda LGBT ekanligini isbotlab qo'ydim. Uni tarafkashligini isbotladik. Endi ular hozir yengildi. Ularni uni chiqmay qoldi. Endi bu yoqda boshqa odamlar bilan gaplashyapsak, radikallar. Ular yozyapti. Hozir seni LGBT deydi deyapti. Bu mavzu tugadi, sen haqing deydi. Bu bilan yangi mavzu. Men bu bilan hech qanaqa so'kishayotganim yo'q, urushayotganim yo'q. Buni masalasini yechib olyapmiz. Agar hujum qilsa, katta ketsa, sakrasa javob beramiz. Sizga yana bitta narsa aytib qo'yay, bu javob berishligimiz islomni izzatiga javob beradi. Chunki izzat bilasizmi nima degani? Izzat musulmonning shonini maydonda himoyalanib turishligi. Uhud g'azotida payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga sahobalar yengilgan. Yengilganlarda tog'likka teparoqqa chiqib olishib sal tin olib turishganlarida pastdan Abu Sufyon boshqa tomonda edi. Abu Sufyon nima dedi? "Oy" dedi. "Al harbu sijal" dedi. Urush birga bir bo'ldi dedi. O'tgan safar Badrda yengdinglar, bu safar biz yengdik, qalay dedi. Gapiraver dedi. Odob axloq deb o'tiravermadi sahobalar. Ya'ni u odob emas u. İnsan özünü, izzetini himoya qilış, adab himoya qilış. İzzet şaniga nisbatan hücum bolsa indemeyi turuş, adab mas. Bunu, tilsiz eşek deydi bunu. Bunu doğru mas. Peygamber aleyhisselam ettiler, ho cevap veriyinler, kaytariyinler cevap veriyinler. Hazreti Ömer turupken gapir geldiler. Oy de geldiler. Hiç kaçan biz yutkazmayız. Biz yutkazmayız. Biz hiç kaçan harb olmayız. Bizden ölgenler cennette. Sallardan ölgenler cehennemde. Keskin mi diye? Keskin idi. Bir adablik diye yaptı şunu. Bence ateistler hücum kılı yaptı. Cevap biri yapmayın. İzzetimizi, şanımızın himayesini hücum. Adapsızsız da diye yaptı. Merhaba azap. Adapsızlık. Doğru mu? Elveda sen eti yetken. Taklif. Bazılarını aklı şuna kop ki bunu da akbit yaptı. Ne eti yapmam? Koy menge akıl örgatına burnu iner. Diye yapmam. Bu katta yetişmez. Ben kıl almayın diyen işlerimi sorayım. Mesela sportke katne istedi. Katne gen payetinde trenerge kulak salama. Çünkü o master sport o. Onge kulak salama. Maşine haydisem şoförge kulak salama. Misal için. Dekkançılık kısam kulak salama. Bir til o'rgansam, ingliz tilini o'qituvchimga quloq solaman men. Men quloq solaman, lekin men o'zim soham bo'lgan masalalarda eshitaman, gapingizni eshityapman, 3-4 tasini tasdiqlayapman. 10 ta savol beryapsiz, 4 tasini tasdiqlayapman. To'g'ri, men ham siz bilan hamdardman.
lekin masalani mana bu mana bu mana bu tomonlari bor. Shunga shunga biz bir-birimizga nima qilishimiz kerak, ko'maklashishimiz kerak deyapman. Masalani mohiyatiga urg'u berishimiz kerak. Masalani mohiyatini mutaxassislik yechimi bilan, professionalizm degan narsa bor. Professionalizm bilan yondashish kerak. Hamma gapiraversa ish yechilmaydi. Hamma gapiraversa, hammaning gapiga kiraversa ish yechilmaydi. Bitta namoz masalasida aytdim sizga. Sizga ikkita aytganingiz, Subhana robbiyal a'la, ikki marta aytganingiz kam ko'rinyapti. Yoningizdagidan so'rang, unga ko'p ko'rinadi. Umumiy masalada Hazrat Ali'ning gaplari qoida. Agar johillar jim turganda edi, fitna bo'lmasdi. Hozir fitna bo'layotgan hamma masalani tagiga surishtiring. Hammasini tagini surishtiring. Johillar aralashayotgani uchun bo'lyapti. Johillar aralashayotgani uchun bo'lyapti. Mutaxassisga ergashing, mutaxassis tayyorlang, mutaxassisga imkon bering, yechim bo'ladi. Alhamdulillah. Tarbiya bo'yicha sizning fikringiz qanday? Shaxsiy fikr. O'sha tarbiya ustoz shogird masalasida xatoga yo'l qo'yilgan maktabda. Ustozni bir tinga olmaydi. Ustoz shogirdga, ya'ni maktab o'quvchisiga o'rnak bo'ladigan shaxsiyat emas. Uni eplolmayapti. Ba'zilari bor, shogirdi bilan birga ichib yuribdi. Oldida sigara chekyapti, oldida xingir-xingir, shingir-shingir qilib yuribdi. Burdini yo'qotib qo'ygan, izzatini yo'qotib qo'ygan, bola hurmat qilmayapti-da. Bolaga zotan islomiy tarbiya berilmayapti. Bu xatarli buni oqibati ketishi mumkin. Ustoz shogird an'anasiga amal qilish kerak. Ruchka bormi? Hop. Namozimiz dalillari nomidagi kitobimiz chiqdi. Buni yana imzo kunini qilmoqchimiz, Toshkentda qilamiz. Aslida buni arabcha nomi Kayfiyatu Solat ala daw'i mazhabi Abi Hanifa radhiyallohu anhu degan kitob. Abu Hanifa radhiyallohu anhu mazhablarining yog'dusida namozning kayfiyati. Qanaqa? Nima degani bu desa, agar shu kitob sizning uyingizda bo'lsa, Hanafi mazhabiga ko'ra o'qiyotgan namozingizni har bitta rukunlarining dalillarini ko'rasiz. Hanafi mazhabi qaysi joyda nimaga amal qilib namoz o'qiyotganligiga dalillar keltirilgan bu kitobda. Bu kitobni qo'lingizda bo'lgandan keyin, ya'ni hayron bo'lib qolmaysiz. Ikkilanib qolmaysiz. Hanafi mazhabini har bitta namozi taxminan 34 ta matn bor. 34 ta matnning tagida dalillar bor. Va boshqa mazhabning e'tirozlari bor. U mazhablarga hanafilarning javoblari bor. Va bunda albatta boshqa mazhablarni hurmat qilaroq Hanafi mazhabini kuchi quvvati ko'rsatilgan. Birinchi kitob. Ikkinchi kitob namoz hukmlari, tahorat va namoz hukmlari degan kitob davomida men ismimni tanigandan beri kim mendan namoz haqida, tahorat haqida savol bergan bo'lsa, mana shu kitobdan javob berganman. Va hali shu kitobdan chiqib ketganim yo'q. Deyarli. O'shani jamlab turib, tarjima qilib, izohlar bilan yozganmiz bu kitobni. Demoqchi bo'lganim, bir namozxon odam bu kitobni olsa, o'rgansa, o'qisa, namozi uchun yetarli, 100% emas, deyarli yetarli darajada javob topadi. O'shaning uchun bu kitobni tavsiya qilamiz. Ustozimiz Hazrat Rahimahullohni tavsiyasi edi menga. Vasiyati edi, bir vasiyat amalga oshdi kitob. Nashr yuzini ko'rdi, Hilol nashrida chop qilindi. 5000 ta ekan hozir kamayib qoldi, lekin ish qilib imzo kuniga yetib borsa bo'ldi. Yetib bormasa, yangitdan chop qilib, keyin tarqatamiz-da. Xo'p. Ba'zilar yo'l-yo'lakay imzo olishyapti. Bonus. Hali bir joyga kirdik. Kutubxonaga. 5 ta 10 ta odam bor ekan. Hammalari olgan ekan, kitobni olib turishgan ekan. Imzo qo'yib berdik. Endi imzoimiz juda katta narsani ifoda qilmaydi. Odamlarga qanaqadir motivatsiya xolos. Xo'p. Siz otingiz nima? Daniyor.
Siz gelip gidin. İşletilirdi atam. Şeyh Arapçası ki keksi degani, oqsoqol degani. Qariya, ustoz, mana shunaqa ma'nolar bor. Bizda ham shu hurmat ma'nosida ahli ilmlarga, Qur'on hofizlariga nisbatan ustoz ma'nosida ishlatiladi. Shayxni umumiy ma'nosi oqsoqol, qariya, keksa degani. Fiqhi jihatdan shayx 55 yoshdan keyin shayxi foniy deyiladi. Bizda pensiya yoshi deydi-yu, pensiya yoshidan keyin jamiyatda unga boshqacha munosabat bildiriladi. Pensiya ajratiladi. Qarilik nafaqasi unga e'tibor boshqacha bo'ladi. Shariat buni belgilagan. Shariat aytadiki, 55 yoshdan keyin erkaklar, 50 yoshdan keyin ayollar shayxi foniy bo'ladi. Ularning namoz o'qishi, tahoratida biroz yengillik bo'ladi. O'sha ma'no. Tasavvufda shayx deb ustoz aytiladi. Pirni, ustoz, tasavvuf shayxlari ular mashoyixlar deyiladi ustoz. Ustoz ma'nosi bor. Hadis ilmida shayx deb, shayx deb. Jarhi ta'did degan ilm bor. Bir odamdan hadis olsa bo'ladimi desa, bo'ladi deyish uchun unda 6 ta shart topilish kerak. 6 darajasi bor buni. O'sha 6 ta darajaning eng oxirgisi shayx, ustoz bo'lish kerak. Eng oxirgi darajasi. Shayxdan keyin jarh boshlanadi. Ya'ni hadis ola bo'lmaydiganlar tabaqasi boshlanadi. Shayx eng oxirgi tabaqa. Uning tepasida siqa, avsaq, udul kabi ko'p sifatlar bor. Umumiy ma'noda shayx Termiziy rahimahulloh yoki shayx kim? Rahmatulloh Termiziy desa ustoz degan ma'nosi. Ustoz ahli ilmlarga nisbatan aytiladi. 70 yoshdan keyin tavba qabul bo'lmaydi degan ma'no. Yo, naqa gap yo. Tavba jon g'arg'araga kelgunga qadar qabul qiladi Alloh taolo. Jon g'arg'araga keladi-yu. O'shangacha ham tavba qilib olsa tavba qabul. I quyosh bu yoqdan chiqqunga qadar, botgan tarafdan chiqqunga qadar tavba qabul. Bu degani to o'sha kungacha ham yuraveraman, oxirgi kelgan tavba qilaman deyish imkoniyatini bermaydi, chunki o'lim to'satdan keladi. Al maut yati bawtatan wal qabr sunduqul amal. O'lim to'satdan keladi. Kelgan paytida yo'q. Insonda imkon qolmaydi. Shunda uyga borib kelay, shunda vasiyat qilib olay, yo'q. O'lim to'satdan keladi. Qabr amallarning sandig'i. Amallarni qilib, qabrga to'plab qo'yish kerak. Shuning uchun tavba tavba uchun doim eshigi ochiq, illo g'arg'ara bo'lib qolsa, o'lim to'shagiga kelib qolsa yoki quyosh bu yerdan chiqib qolsa, unda tugaydi. Alloh asrasin, tavbaga umid o'tirsin. Turamiz-a, biz bugun kechqurun. Men yemayman. Bugun kechqurun futbolimiz bor. Kuchli komandalar o'yini. Qo'qonning Buvayda degan joydan bizni hujumiy degan komandamiz Abror Muxtor Aliyniki. Bizni qishloqda Karkidonda bo'ladi. Inshaalloh jonli efir qilsak kerak futbolni. Uzoq-uzoqdagilar ovora bo'lmanglar. Sizlarni ovora qilib charchatib qo'ymaylik. Jonli efirni beramiz. Bu safargi haligi sharhlovchimiz baqirmaydi, aytib qo'ygan. O'tgan safar gol ursak baqiraverib o'zimizdan o'tiramiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik. Boshqa savolingiz? Yo'q. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillah. اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك السلام عليكم ورحمة الله